Yüz Yüze kanalından herkese merhaba. 2022 bursluluk tayfa. 5. sınıf fen bilimleri 1. ünitenin 2. kısmıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dersimizde ayın yapısı ve özelliklerinden bahsedeceğiz. Hemen başlayalım. Özellikle arkadaşlar şunu da söyleyelim. Hani birinci videoyu izlemeyen varsa lütfen onu da izlesin. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar ayın yüzeyine bakın girintili çıkıntılı yapılar vardır. Şu gördüğünüz yerler bakın. Peki bunlar nasıl oluşmuşlar? Hiç merak ettiniz mi? Mesela baktığımız zaman yine mesela ay ile ilgili bazı da bilim insanları var. Yine astronotlar var. Bunlardan bahsedeceğiz. Yine doğal uydulardan bahsedeceğiz. Bakın doğal uydu nedir? Gezegenlerin etrafında belirli yörüngelerde dolanan gök cisimleridir. Şimdi biz akşam gökyüzüne baktığımız zaman ne görüyoruz arkadaşlar? Ay görüyoruz değil mi? Bakın. Ay bir doğal uydudur. Yani dünyanın doğal uydusu. Kesinlikle ısı ve ışık kaynağı değildir. Bakın ısı ve ışık kaynağı değildir. Yıldızlardan aldığı ışığı ne yapıyorlar? Yansıtıyorlar. O yüzden biz şöyle kodluyoruz. Bakın. Ayna diye kodluyoruz. Bakın ayna ne yapar? Yansıtır. O yüzden ay da yansıtma görevi görür. Yani kesinlikle bir ışık kaynağı değildir. Dünyanın tek doğal uydusudur. Büyüklük olarak bakın dünyanın dörtte biridir. Yani dünya bakın bu şekilde ise büyüklük olarak dörtte biri ne demek? Bakın şöyle dört parçaya bölecek olursak. Demek ki ay bakın şu kadarlık kısmı olarak düşünebiliriz. Tamam mı? Dörtte biri bakın bu. Ay bu şekilde. Yani dünya bu kadarsa ayı şöyle çizebiliriz. Tamam mı? O yüzden bakın büyük olarak güneşi de görmüştük. O zaman güneş daha büyük olması lazım. Mesela güneşi de şöyle çizelim. Bakın güneş bu şekilde, dünya bu şekilde, ayı da bu şekilde çizebiliriz. Büyüklük olarak hemen hatırlayalım. Şekilleri küreseldir. Bakın hepsinin şekilleri küresel şekle sahiptir. Isı ve ışık kaynağı değildir. Bakın dünya gibi ay da ısı ve ışık kaynağı değildir. Güneşten aldığı ışığı yansıttığı için parlak görünür. Bakın güneş bir ısı ve ışık kaynağıdır. Ama dünya ve ay ısı ve ışık kaynağı değildir. Tamam. Yine aya baktığımız zaman bakın çok ince bir atmosfer tabakası vardır. Ama atmosfer tabakası yok kabul edilir. Tamam mı? Yani atmosferi yok olarak kabul edilir. Bu nedenle bakın atmosferi olmadığı için ayda yağmur, rüzgar gibi hava olayları ne yapılmaz? Görülmez. Bakın atmosferi olmadığı için hava olayları görülmüyor. Atmosferin olmaması nedeniyle bakın ayın yüzeyinde gök cisimlerinin yani meteorların çarpması sonucu oluşan birçok derin çukur bulunur. Bakın şu gördüğünüz derin çukurlar var. Bunlar neymiş arkadaşlar? Meteorların çarpma sonucu oluşan şeylermiş. Ve bunlara ne diyeceğiz? Krater diyeceğiz. Tamam mı? Bu çukurlara ne diyecekmişiz? Krater. Yine Ay'a baktığımız zaman arkadaşlar yüzey sıcaklığı bakın 100 dereceye kadar yine geceye baktığımız zaman ise sıfırın altında 153 dereceye kadar ulaşabiliyor. Yani geceleri çok soğuk, gündüzleri ise sıcak bir gök cismi olarak karşımıza çıkıyor. Yani gece gündüz sıcaklık farkı çok fazladır. Gördüğünüz gibi bakın 107 derece gündüz eksi bakın eksi 153. Burada ikisinin arasındaki fark bakın eksi eksi ne yapar? Artıya dönüşür. Şöyle 153'ü yazalım. Artıya dönüşür. Yani bunları toplamamız lazım. O da 260 derecelik bir fark olduğunu yani gece ve gündüz arasındaki farkın bu şekilde olduğunu rahat bir şekilde hesaplayabiliyoruz. Arkadaşlar ayda su bulunmamaktadır. Tabii ki araştırmalar devam ediyor. Ay bakın dünyaya en yakın gök cismidir. Dünyaya en yakın gök cismi aydır. Ayın dünyaya uzaklığı bakın yaklaşık 380 bin kilometredir. Ay'a arkadaşlar astronotlar gönderilmiştir. Mesela Ay'a ayak basan ilk insan
Neil, bakın hemen şuradan verelim. Neil Armstrong, tamam mı? Bu Amerikalı bir astronottur. Ay'a ayak basan ilk insandır. Tamam mı? Unutmayın. Yine şöyle mesafelere bakacak olursak, bakın Güneş ve Dünya arasındaki mesafe ne kadardı? 150 milyon kilometre. Dünya ve Ay arasındaki mesafe ise 380 bin kilometreydi, unutmayın. Peki Ay'da canlılar yaşayabilir mi? Arkadaşlar, tabii ki yaşayamaz çünkü biliyorsunuz ki bazı problemler var. Bunlardan mesela en önemlisi su ve tabii ki besin. İkincisi ise arkadaşlar çok yüksek ve çok düşük sıcaklıklar. Üçüncüsü ise Ay'da oksijenin olmaması. Arkadaşlar bunlar önemli şeylerdir. O yüzden şu an Ay'da insanların yaşaması veya herhangi bir canlının yaşaması zor. Geldik astronotlara. Arkadaşlar bakın astronot nedir? Astronotlar uzayda görev yapmak üzere özel olarak eğitilmiş insanlardır. Bunların giydiği kıyafetler vardır. Astronot kıyafetleri bakın astronotların nefes almasını sağlıyor. Yine dış darbelere karşı koruyor. Vücut sıcaklığını ne yapıyor? Dengede tutuyor. Bakın orada basınç var. Bu şartlara göre ne yapıyor? Atmosferde yani bu ortamda astronotları ne yapıyor? Korumuş oluyor. Uzay araştırma tarihine baktığım zaman uzaya ilk giden araç var. Bakın Sputnik 1. Uzaya ilk çıkan insan var. Bakın Yuri Gagarin. Rus vatandaştır. Uzaya ilk çıkan insan Yuri Gagarin. Uzaya giden ilk canlı ise bakın Laika yani bir köpek. Ay'a ilk giden ülke Amerika. O da Apollo 11 uzay aracıyla gitmiştir. Zaten giden yani ayak basan ilk insan kimdi? Bakın 3 kişi gönderilmişti. Ama ilk ayak basan kişi Neil Armstrong'du, unutmuyoruz. Tamam mı? Bakın Neil Armstrong Ay'a ilk ayak basan astronot olarak karşımıza çıkıyor. Evet arkadaşlar bakın bu bilgilerimizi şöyle geriye dönüp tekrar hani hızlıca bir yorumlamak lazım. Mesela baktığımız zaman öncelikle bakın Güneş'i gördük, Dünya'yı gördük ve Ay'ı gördük. Şimdi bunların şekilleri önemli. Hepsi nasıldı? Hemen şöyle düşünün, cevabınızı verin. Evet, küresel dediyseniz aferin. Bakın hepsinin şekli küresel bir şekli vardır. Unutmayın. Büyüklükleri farklıdır. En büyüğü hangisiydi? Tabii ki Güneş. Daha sonra Dünya ve en küçüğü de hangisiydi? Ay. Unutmuyoruz. Yine Dünya ve Ay'ın ortak özellikleri vardı. Mesela neydi? Kesinlikle ısı ve ışık kaynağı değillerdi. Yine küresel şekilde olmaları. Bunlar ortak özelliktir. Unutmayın. Bu genel özellikler arkadaşlar bakın sınavlarda karşınıza gelecek. İster okuldaki yazılar olsun, ister bursluluk sınavı olsun. Bunlarla ilgili mutlaka karşınıza sorular gelecektir. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar birinci ünitenin son konusu ay ve evrelerinden bahsedeceğiz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.